Bismillahirrahmanirrahim. El Hayy Celle Celaluhu. Gerçek hayat sahibi, diri ve canlı olan, her şeye hayat veren, can veren. Allah o Allah'tır ki kendinden başka hiçbir ilah yoktur. Ezeli ve ebedi hayat ile bakidir. Zat ve kemal sıfatları ile her şeye hakim olup bütün varlıklar onunla kaimdir. Ali İmran Suresi 2. Ayet-i Kerime. Allah Celle Celaluhu sürekli diri ve canlıdır. Varlıkları yaratan, hayat veren O'dur ki bu özelliği kendisinin canlı ve hayat sahibi olmasından geliyor. Aksi halde ne geceden sonra gündüze ne de kıştan sonra bahara kavuşabilir. Bu iki mevsimde önümüze gelen veya gelmeyip çevremizi süsleyen nimetlere kavuşmamız mümkün olmazdı. Bazı ayetler konuyu daha iyi anlamamıza ışık tutacaktır. Şüphesiz göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O diriltir ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Tevbe suresi 116. ayet-i kerime. O diriltir ve öldürür ve ancak ona döndürüleceksiniz. Yunus suresi 56. ayet-i kerime. O size hayat veren, sonra sizi öldürecek, daha sonra da diriltecek olandır. Şüphesiz insan çok nankördür. Hac suresi 66. ayet-i kerime. O diriltendir, öldürendir. Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi de ona aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Müminun suresi 80. ayet-i kerime. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca onundur. Diriltir, öldürür. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Hadid suresi 2. ayet-i kerime. Ebced değeri ve zikir saati. El-Hay isminin ebced değeri ve zikir adeti 18'dir. Zikrin saati güneş, günü pazardır. Büyük ebcede göre hesaplanıp 18 x 18 324 adet okunması daha uygun görülmüştür. Sırları ve hikmetleri. El-Hay ismi verilen miktarda bir hasta üzerine okunursa hasta şifaya kavuşur. 300 bin kere okuyan kimse hastalık nedir bilmez. Bir kabın içine misk ve gül suyu ile yazıp 3 gün içse hastalıktan kurtulur. Seher vaktinde 324 defa okumaya devam eden kimse istediği kimsenin kalbini kazanır. Bu ismi Celilüşşan'ı her gün zikre muvazabet eden, bu zikri şerifi zikretmeye muntazam olarak devam eden kimsenin ömrü uzun ve afiyeti daim olur. Daimi surette afiyet üzere bulunur. Kalbi tevhid nuru ile hayatı daimi bulur. Her gün alessabah 27 defa ya hay demek lazımdır. Bazı havas alimleri bu zikri şerifin her gün 280 defa olması lüzumunu beyan etmişler ve ortaya teklif olarak sürmüşlerdir. Bize kalırsa zikri yalnız sabaha mahsus etmeyip her fırsat düştükçe onunla, onu zikretmekle dilini meşgul etmek, rutubetlendirmek münasip olur. Ya Kayyum ismi şerifini ilave etmek suretiyle her gün 184 defa Ya Hayyu Ya Kayyum zikrine muvazebet eden kimsenin bu iki ismi şerifi beraber zikretmeye tam manasıyla devam etmekte itina gösteren kişinin muradı her ne ise biiznillahü teala hasıl olur. Cenab-ı Hak bu ismi şerifini kendinden geçercesine anan bir kimsenin dünyadaki yaşantısını uzatacağı gibi o kimsenin kalbini de tevhid nuru ile canlandırmış olur. Bu ad Hazreti Cebrail'in zikridir. İdris isimlerinden olanlara bu adın faydası olduğu söylenmektedir. Bu adın sayı bakımından kıymeti 28'dir. Bu ise çiftin çifti ve tekten oluşan bir sayıdır. Bu ikinci tam bir sayıdır. Tam olan sayılar ise eksik olan sayılardan daha şereflidir. Bu da pek azdır. Bu gibi tam sayılar ancak hayatın her mertebesinde bulunan sayılardan oluşmaktadır. Birler mertebesinde 6, onlar mertebesinde 28, yüzler mertebesinde 296 sayıdır. Ki
Bu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizindir. Binler mertebesinde 9120'dir. Böylece iş 28 sayısının çıkışına kalmış olur. İnsanın hayattaki gayesi yaratıcısının rızasına talip olmaktır. Kulluk derecesini olgunlaştırmak, kemale erdirmek için hayatın prensiplerini iyi öğrenmeli, hedeflerini iyi tespit etmelidir. Hayattaki çalışma ve gayret hayat boyunca sürekli olmalı, kulluğun hedeflerini yerine getirmek için var gücüyle çalışmalıdır. Yani cüz'i iradenin mutlaka külli iradeye uyması, mutlak otoritenin prensiplerine uyması, tabi olması için gayret sarf etmesi şarttır. O zaman kemale ermiş veya o yola girmiş demektir. Bu nedenle 28 sayısı kamil olan ilk dörtgenli sayının çarpımından oluşmaktadır. Bu 28 sayısı ebced harflerinin sayısı kadardır ki bu da varoluşun kemalidir. Gökyüzündeki boşluk olarak gördüğümüz mekanda ilahi mesajların, öğretilerin indiği semavatın gök katlarının belirli mekanlarındaki başka bir ifade ile burçları da bu sayıdadır. Bu sayının gizlilikleri çoktur. Bir canlının hakkından gelen veya bir canlı hakkında hükmünü yürüten ancak bir canlı varlıktır. Bunu bu şekilde ancak sözle ifade edebiliriz. Sayı bakımından ifadesine gelince bu iki harften oluşmaktadır. Bu harflerin biri ha harfi, diğeri ye harfidir. İkisi bir arada hay canlı manasına gelerek ifade edilir. Bu bir çift ve cüzleri 18 fazla bir tekten oluşan bir sayıdır. Bu sayı başlangıçta tümü ile yükümlü tek bir sayıdır. Dal harfinin kavramı ile çarpılmış bir sayı değildir. Aksine cim harfi kavramı ile çarpılan bir sayıdır. Bu sebeple bu sayı 7 rakamı eksiktir. Bu da harflerin gerçek yönüdür ki dünya yaşantısı bunlarla elde edilebilir. Bu da yaratılışın bir tepkisini doğurmaktadır. Bununla ilgili olarak Hak Teala şöyle buyurmaktadır. Yasin suresinin 68. ayetinde mesaj şöyledir. Kime uzun ömür verirsek yaratılışta onu baş aşağı çeviririz. Yani yaşlılık durumlarında şekli şemali bozularak beli bükük yaparız. Hala akıl erdirmiyorlar mı? Buna gücü yetenin öleni canlandırmaya gücü yetmez mi diye insanları ikaz etmektedir. Bu nedenle Fatiha suresi bu harflerle korunmuş oldu. Zira Fatiha suresi 21 harften oluşmaktadır. Bunun harflerinin adı ise 19'dur. Bu da Hak Teala'nın Hadi adının bir işaretidir. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bu şekilde rivayet edilmiştir. En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir.